Herkese tekrar merhaba. Biliyorsunuz mutfak dolaplarımın içerisinin hepsini temizledim, bitirdim. Şimdi diğer işlerim kaldı. Onlar nelerdir? Buzdolabının içerisi temizlenecek. Daha sonra bu dolap temizlenecek. Aslında burası bildiğiniz borların geçtiği bir yer. Üst tarafta hiçbir şey yok. Sadece kapatmak amaçlı dolap yapmışlar. Aşağıda da birkaç ıvır zıvırlarım var. Burası gerçekten çok karışık. Şimdi size de göstereceğim. Hemen burayı düzenlemekle başlayalım istiyorum. Burası gördüğünüz gibi çok karışık. Elime ne geçerse fazla ıvır zıvırların hepsini buraya koydum taşındığımız zaman da daha sonra da. Şimdi bunların hepsini dışarı boşaltacağım. Burayı silip temizleyeceğim. Sonra düzenli bir şekilde bunları yerlerine yerleştireceğim. Şimdi geldik düzenleme kısmına. Mantı tencerem var, biliyorsunuz bunu. Sadece mantı yapmak için kullanıyorum bunu. Bunu en alttan koyuyorum çünkü sık sık kullandığım bir şey değil. Sebilimizin böyle bardak kısmı vardı. Bunu da bize vermişlerdi ama kullanmıyoruz. Plastik bardaklar için onlar. Bu kısma geldiğimizde ise şu sepeti muhtemelen biliyorsunuzdur, lavabo altında kullanıyordum ben eski evde ama bu eve gelince kullanma ihtiyacı duymadım dolaplarımız büyük olunca. Şimdi buraya üçlü prizlerimiz var, yedekli olanlar. Şu anda ihtiyacımız yok bunlara, kullanmıyoruz. Onları böyle en üstten koyacağım. İhtiyaç duyarsak buradan alıp kullanırız. Daha sonra şöyle bir kutum var. Bunu da üstüne koyacağım. Burayı düzenledim, tamamen bitirdim. Son olarak size anlatayım. Sirkeli suyum, antibakteriyel spreyim. Bunlar sürekli kullandığım ürünler. Sonra burada üçlü prizlerim var. Bunlar da ara ara ihtiyacım oluyor. Elimin altında olsun istedim. Kavanozlarımı ilk önce yatağa yatırdım. Sığmayacağını düşünüyordum. Sonra baktım sığıyor. Dikey yatırdım şu anda. Alt kısımda da böyle plastik kaplarımın kapağı var. Daha sonra gider açacağım var. Şöyle bir ekmeklik kutum var ama içerisi boş. Başka bir ekmeklik kullanıyorum. Mantı tencerem var. Buranın temizliği çok içmesini gerçekten. Bir de bu arka kısımda, bunun yan kısımda kağıt poşetlerim var. Diğer poşetlerimi de bunun içerisine koyuyorum. Düzenli kapıya asıyorum ve bu şekilde de gayet düzenli elimde görmüş olduğunuz mopla tavanların tozunu alacağım. Kuru bir mop bu arada. Yani nemli yapmadım. Nemli yaparsam tozları yapıştıracağımı düşündüğüm için tozların hepsinin aşağıya inmesini istiyorum. O yüzden kuru mop tercih ettim ben. Bu arada videomu beğenip bana destek olursanız çok sevinirim. Buzdolabını fişini çekmek için aslında arkasını çektim. Ama çekmişken de dedim ki buradan başlayayım, duvarlarını da sileyim. Sonra tekrar geri yerine iterim. Şimdi duvarlarını silmekle başlıyorum. Bizim burası duvar kağıdı olduğu için sadece bir nemli bez kullanıyorum. Duvar kağıdını silerken ya nemli bir sünger yardımıyla ya da işte nemli bir bez yardımıyla siliniyorlar. Ben de nemli bir bez kullanmayı tercih ettim. Buzdolabının arka kısmını tamamen sildim, temizledim. Şimdi buzdolabının kendi arkasını temizleyeceğim. Neden böyle bir şey yapıyorum içine başlamadan dışını? Hani dışını yapayım da geri iteyim sonra içine geçerim diye düşündüm. Aslında içinde pek de bir şey yok. Haftalık olarak temizliyorum. O yüzden dışını daha çok önemsedim şu anda. Bunu her defasında çekip temizlemiyorum. Kenarlarını, bu demir kısımlarını bayağı da tozlanmışlar. Buzdolabının yan kısımlarına geldim. Bir süngerle cilt krem aldım. Bunu güzel bir şekilde ciltleyeceğim. Sonra da üstünden durulayıp geri yerine iteceğim. Bakarım eğer fırsatım olursa şimdi içine dökerim ama çok da aslında önemli değil şu anda için.
Dediğim gibi sık sık temizlediğim için önemli olan arkası, üstü. İşte daha sonra da tekrar yapabilirim hafta içinde. Camlarımı sileceğim. Silmeden önce de perdelerimi çıkarıp makineye atıyorum hemen. Duvarların üst tarafını sildim. Şimdi aşağıya doğru indim. Normalde duvarları silerken eğer çok kirliyse Arap sabunu da kullanabilirsiniz diyorlar. Açıkçası kullanmayı düşündüm ama sonra dedim ki kağıdı kaldırır eder. Öyle bir riske girmeyeyim. O yüzden de sadece nemli bir bezle siliyorum. Bir de beyaz olunca çok fazla kir belli ediyor. Bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz aslında. Siyah tarafında sıkıntısı duvar kağıdını yapan adam tutkallarını sonra normal bezle sileceğimiz zaman geçeceğini söyledi. Ama hiçbir şekilde geçmedi o tutkallar. Size de göstereceğim birazdan. Kaç kere sildim ben o duvarı size anlatamam. Bu siyah duvar yemek masasının arkasındaki duvar. Burayı yaptırma sebebimiz masayı sandalyeyi sürekli çekerken duvara çarpmışlardı ve yırtık yırtık olmuştu duvar kağıdı. O yüzden biz de sadece bu kısmını değiştirdik. Ben de siyah beğendim. Mutfağım siyah beyaz olunca dedim ki siyah buraya güzel olur. Gerçekten güzel bir duvar kağıdı ama sıkıntısı yani adam duvar kağıdını yaparken tutkalları böyle hep dışarıya akıtmıştı. Ben onları sildim ama bir kısmını çıkarabildim. Geri kalan kısmı duruyor yani aklıma geldikçe böyle tutkalların olduğu kısımlar, şu birleşen kısımlar gördüğünüz gibi tutkal izleri kalmış. Özellikle yukarı kısımlarda çok fazla var. Dediğim gibi elimden geldiği kadar çıkardım. Çıkarmaya da çalışacağım. Artık nereye kadar bunu silmeye devam edeceğim bilmiyorum. Ya burası aslında temiz. Öyle aman aman bir şey yok. Dediğim gibi sürekli elim zaten burada. Ama temizliği yapmışken tabanı da tozlu çünkü aşağıya indirdik. Burayı da silip temizleyeyim istedim. Eğer siyah duvar kağıdı yaptıracaksanız aklınızda bulunsun. Böyle bir riskleri var yani ustayla iyice konuşun. Bir de şöyle bir şey varmış, ben araştırdım. Tutkalın içerisinde iyi tutması için duvar kağıdını eğer ki başka bir şey ilave ediyorlarsa aslında onun lekesi de kalmış olabilir. Ben ustaya sormadım. İnternetten araştırmama göre o şekilde olabiliyormuş yani tutkalın izi. O yüzden zor gidiyor olabilir. Peteğin üst kısmını çıkardım. Şimdi bezime biraz yağ çözücü sıkacağım. Çünkü biraz birikmiş kirler var. Onların çıkması için kolaylık sağlayacak bana. Üst kısmını çıkardım, yanlarını çıkardım. Onları yıkayacağım. Gerçekten mutfak evin en zor kısmı. Mutfak dolabı zaten
Başlı başına büyük bir iş. Mutfak dolabı olmasaydı ben bu evi bir günde bitirirdim bile Sinan Emre olunca. Daha bir zor oluyor evin temizliği. Bir onunla ilgileniyorum, bir işte işime dönüyorum. Tabii annem bakıyor, yardımcı oluyor sağ olsun ama yine de arada gidip ben de ilgileniyorum. Uyuduğu zaman daha çok yapıyorum. Şimdi mesela uyuduğu için ben de temizliğimi rahat rahat yapıyorum. Sizin temizlik sıralamanız nasıl? Yani mutfağı temizlerken ilk önce mutfak dolaplarının içinden mi başlıyorsunuz yoksa dışarıdan tavandan mı indiriyorsunuz tozları? Merak ettim. Çünkü ben genelde mutfak dolabının içerisinden başlamayı tercih ediyorum. O şekilde daha pratik olduğunu düşünüyorum. Dolabın içi zaten temizlendiyse her yer temizlenir gibi geliyor bana. Bir de ben şimdi yerlerini falan değiştirip tekrar düzenleme yaptığım için daha fazla zaman kaybettim. Yaklaşık 3 gündür mutfağı temizliyorum. Tabii ki bir günde mutfağı bitirirdim. Ama sıkıntı Sinan Emre'nin olması. O yüzden Sinan Emre ile beraber ancak bu kadar oluyor. 3 günde bitirebildim mutfağı. İlk önce peteğin üst kısımlarını kenarlarına geçiyorum. Üstüne de bastırıyorum tam otursun diye. Sonra da şu yan kısmına takacağım. Dolabın aslında şu sol tarafını temizlemiştim geçen gün. Ama şimdi yine içim sinmedi. 2 gün geçti üstünden. Şampuanlı suyla değil de sadece işte normal suyla silip kurutladım orasında. Ama bu tarafı 3 kademeli yapacağım. Hem şampuanlı suyla hem durulama hem de kurulama. Şu metal kısımlarında inanılmaz leke kalıyor. Bir kere bile hani kuru bir elinizle dokunsanız orası hemen lekeleniyor. Ya ben çok takmıyorum aslında. Hani temiz olsun yeter benim için. Yani lekelere maalesef çözüm yok. Sürekli elim üzerinde olması gerekiyor. Ancak o şekilde çare bulunur. Şimdi burayı da bitirdim. En son ocağın üstünü sileceğim. Şu anda ocağın üstüne hiç girmiyorum. Aspiratörümü de üstüne sildim. Orası temiz. Bulaşık makinesinin arkasını uzun zamandır çekmiyordum. Yani çekince açıkçası biraz korktum. Muhtemelen dedim çok fazla bir şey birikmişti. Ama gerçekten hiçbir şey yokmuş yani. O kadar diyebilirim size. Ama yine de ben altını süpürüp sonra sildim. Tezgahın üstünü aslında sildim. Şimdi içime sinmediği için tekrar bir süngerle güzelce ovalayıp temiz bir bezle siliyorum. Yavaş yavaş videomun sonuna doğru geliyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bu arada tekrar edeyim. Bu video daha önceden çekildi. Bazı kısımları nasıl olduysa silinmiş. O yüzden kusura bakmayın ama sizinle detaylı bir şekilde paylaşmaya çalıştım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu kısımda da en çok kullanmış oldum. Servis kereçlerim. Biri de şöyle düzenleyicim ama içerisinde bıçaklarımı koyuyorum. İçim rahat etmediği için ocağın üstünü de sildim. Şöyle bir tane halen var. Zaten biliyorsunuz Ikea alışverişimi. Ikea'dan almıştım. Çaydanlığım. Bir de yapmış olduğum yemeğim var. Onu da şuraya koyuyorum. Tezgahın kısmında da kaşıklığım ve halı kağıtlığım var. Bunlar da işte sık sık kullandığım şeyler olduğu için tezgahın üstünde tutuyorum.